Burak Hoca ile bilmiyorum, Gök Hoca çalıştım, ben çalıştım. Size şöyle Ümit Milli Takım'da Antalya Spor'da oynarken daha önce söylemiştim. Çalıştım yani, genel ne yapar ne eder yani nasıl, yani tabii ki o zaman gençti ama genel yapısını biliyorum. Şimdi bir Erik Bailey ile ilgili şunu söyleyeyim. Bu antrenmanda yani Ümraniye'de falan bir olaylar, bir altyapısı da vardır gibi geliyor. Yani bunlar bir anda olacak hali yok. Erik Bailey ile ilgili geçen sene Marsilya'da bu adam kiralık oynadı. Marsilya'da sen mesela yaşayan arkadaşlarım var. Takım arkadaşlarıyla falan kavga ettiğini falan, yani orada işte Marsilya'lar gazeteler falan yazdığını ettiğini, internet sitelerini falan söylediler. Yani kulübe yakın maçlara giden arkadaşlarım, iş adamı orada. Erik Bailey'nin çok agresif olduğunu, bırak rakiple ilgili yani direkt takım arkadaşlarıyla bile sıkıntı yaşadığını söyledi antrenmanlarda. Ve de yani gitmesinin bu sezon tekrar Marsilya'nın işte düşünmemesinden büyük nedeni bunun olduğunu söylüyor. Orada da yaşamış sıkıntı. Şimdi Burak Yılmaz'ın bu yaptığı konuşmalarda doğru kısımlar var ama çoğu yanlış. Bu da çaylak bir antrenör olduğundan. Çok acemi. Yani bir cümleyi zaten söylüyor, 5 kere tekrarlıyor. Ve de en önemli şey antrenörlükte tabii acemi, orada bir olay olmuş etmiş. Ama daha ileride bu yapılan hareketlere, yani Burak şimdi 38 yaşında genç bir teknik adam. Futbolu bırakmış 3 ay önce. Sonra Beşiktaş Şen Hoca bırakınca yani başına getiriyorsun. Şimdi Burak Hoca burada olaylara bakışı daha doğru olmalı. Şimdi Avrupa'da Jose Mourinho, Pep Guardiola, Liverpool'u mesela Klopp. Yani bunları çalıştırması, bunların başarıdan daha önemli. Yıldız oyuncuları yönetmesi önemlidir. Yani futbol, her zaman söylüyorum, spor biliminden daha fazla bir insanı yönetmek önemlidir. İnsan bilimidir. Futbol, bir insanı yöneteceksin. İlla antrenman, teknik, taktik bölüm var. Ama insanı yönetemiyorsan bir insan bilimidir yani. Bu insanın ruh hali, antrenman, maç vesaire, yıldız oyuncu, bu iletişim kurup bir şekilde halletmen gerekir. Burada bir olay varsa Burak Hoca'nın çözmesi etmesi gerekir. Yani fevri hareket etmemesi gerekir. Yani babası Fikret Hoca mesela bizim arkadaşımız. Mesela Burak'ın bu konuşmalarını o da eleştirecektir. Bir de en önemli şey, kulüp bir kere şu anda net bir şekilde kulüpte bir kaos ortamı var, sahipsizlik var. Futbolcular bunu çok iyi değerlendirir. Bu olayı bir de bu yönüne bakmak gerekir. Başkan yok. Kim takımın başında? Yönetici yok, hiçbir şey yok. Hatırlarsan Avrupa maçı kaybedildiğinde Burak Yılmaz çıktı. Maçtan sonra yönetici konuşan o konuşuyor. Taraftarla da konuşuyor. Gurbetçiler vardı, o konuşuyor. Düşün, yönetici yok, hiçbir şey yok. Ortada başkan, seçim. Yani Burak Hoca ne, Şenol Hoca ayrılmış, onun yardımcısı. Şimdi Burak Hoca'ya madem bir görev veriyorsun, yetki vereceksin. Yetki vermeden getiriyorsun. Bakıyor oyuncular, diyor ki ya bu yönetim gidecek edecek, karışık. Elikte havlu attık. Oyunculara bir şekilde bu ortamı yaratıyorsun sen. Yani bu ortamın yaratılmasının en büyük birinci sebebi, yani yönetim zafiyetidir. Bir yönetim boşluğudur. Seçime kadar bu geçiş sürecinde bunlar antrenmanda da oluyordur. Bak şimdi çok enteresan, Burak'ta da böyle tutarsız hareketler oluyor. Yani Rebic'i bir hafta önce kadrodan çıkartıyor. Bak şimdi yaptığına bak. Bu hafta kurtarıcı diye Semih ile beraber oyuna sokuyor. Muleka ile Cenk çift santrafor oynuyor. Muleka gol atıyor. Muleka'yı yani 3-2 yapmış o yani durumu. Adamı sağ çizgiye atıyor. Sağ çizgide ne orta yapar ne tekniği var. Yani ne yaptığını, o da dengesini kaybetmiş. Yani bu Erik Bailey meselesi diyorum ya. Bunda haklı bile olsa bu şekilde idare edilmez. Az önce söyledim. İnsanı, yıldız oyuncuyu bir şekilde oyunculara yöneteceksin. Sen yıldız oyuncu olabilirsin. O formayı bıraktın. Sen şimdi antrenör, eşortman giydin. Sen orada bu oyuncularla iletişimin daha iyi olması gerekir. Ya burada Erik Bailey hata bile yapsa bir şekilde, bak ileride 10 yıl sonra, 15 yıl sonra Burak Yılmaz'a sor bu olayı. Ya o gün böyle değil de ya böyle fevri hareket etmeseydim daha böyle olgunca bu hareketi çözebilirdim. Yani o acemiliğinden oluyor. Burada peki hata Burak'ta mı? Hayır, değil. Şen Hoca ayrıldıktan sonra geçici bir süreçte Burak Yılmaz iyi antrenör olmaz, o ayrı. Başarılar da dilerim. Ya camianda senin insanlar da dersin ki ya işte Samet Hoca gel, Rıza Hoca gel. Bunlar iki tane isim yapmış başarılı teknik adamlar, değil mi? Ya getirirsin o süreçte. Burak Yılmaz'ın yerinde de olsam ben almam. Bak Beşiktaş takımını çalıştırmam. Oraya da bir göndermesi vardı. Onunla ayrıca konuşalım. Tabii. Hemen Gökhan Hoca'ya da sorayım. Soyunma odası bilen bir isim olarak. Nasıl değerlendiriyorsun? Neden böyle bir kavga yaşanır ki devre arasında? Üstelik olay 40. dakikada yaşanıyor. O görüntüyü de hazırlattık. Bizlerin monitörüne gelecek şimdi. Yönetmenimiz Tolga Atayacanoğlu'ndan rica edelim. 40. dakika, durum 0-0 iken başlıyor.
İlk devre 45. dakikada gelen golle Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle bitiyor. Galip takım olarak, önde olan takım olarak daha doğru bir ifadeyle Beşiktaş soyunma odasına gidiyor. Soyunma odasında kavga oluyor hocam. Çok enteresan değil mi? Şimdi yaşananları da izleyeyim bir yandan. Bir pozisyon sahanın içinde oyuncular konuşmaya başlıyor. Dediği gibi Necip ile Tayfur'la başlıyor. Peşine Erik Beyli ile Tayfur'la devam ediyor. Jason o da ayırıyor. Ama sen öyle bir dakikada gol atıyorsun ki yani rakibin gardını kırıp değil mi? Uzatma dakikalarında attığın golle beraber ilk yarı bitiyor. Şimdi hangi aile içinde tartışma yok ki? Her ailenin içinde bir tartışma var illaki. Şimdi ona geldikten sonra içeri giriyor. İçeride de bu olay devam ediyor. Bir şekilde bu olayın önüne geçmen lazım. Orada tarif edelim. Beyin bayağı 40. dakikada bu. Monitörden tabii izliyoruz. Çekiyor Tayfur'u. Jason araya giriyor. Uzaklaştırıyor. Ya büyüttü yönetmenimizi biz net bir biçimde görüyoruz. Şimdi öyle bir araya gelmiş ki Cüneyt 1-0 öne geçmişsin. Normalde bu sonuç sen içeri girdiğin zaman bu olayların yatışması anlamına gelir. Normalde tecrübeli bir teknik adam bu olaylar içeride yatışır, susar, herkes bir kendine gelir. Bir nefes alıp verir. O tünelde o halleder. Bakarsın. Odaya gitmeden bile odaya hocam. Gitmeden, odaya gitmeden. Koridorda halledersin. Tabii, çok yaşanmadığı için izleyicilerimize de hatırlatma yapalım. Ukalalık gibi görmeyin. Hani bilenler tabii ki biliyor. Hani bu tartışma da kolundan çekiyor. Daha fiziksel bir müdahale olsa Beşiktaş eksikte ya, kalır. Yani bu ne sorun? Cüneyt, Gökhan Hoca devam ediyor. Çok kısa bir söz. Ya antrenmanda. Bir bundan tamamlayayım hocam. Rakip takım oyuncusuyla kavga edilmesi de gerek yok. Fiziki müdahaleyi kendi oyuncunuza, kendi takım arkadaşınıza yaparsanız da kart görmeniz ki var. Galatasaray bunu yaşamıştı yakın. Gökhan Hoca devam etsin. Antrenmanda bundan daha kötüler olmuyor mu hocam? Yaşamadık mı? Kesin hem futbolculukta hem antrenörlükte yaşamadın mı? Ya, Burak'ın da sağda Burak'ın da gelmiştir. Peki normal resmi maçlarda yaşamadın mı? Her şey güllük gülistanlık mı? Ya bundan daha beterlerini yaşamıştır. Şimdi içeride İşte bir olay var. Bu olayı sakinleştirmesi lazım. Sonuçta oraya yani Beşiktaş takımı temsil ediyorsun. Bir teknik adamsın. Olayı senin yumuşatman lazım. Sahaya karakterini de koyman lazım. Tamam kendi karakterini koyman lazım ama bazen de sakinleştirmen lazımdır olayı. Olayı sakinleştirmesi lazımken bir anda Beyli ile kendi atışmaya başlıyor ki bir teknik adamın yapabileceği en büyük hatadır bu. En son şey. Soyunma odasında bir oyuncuyla kapışmak. Çünkü bu bütün takımı etkiler. Tamam. Bir de sen önde girmişsin. Normalde olayı yatıştırman lazımken. Ha söylediği şey mesela bir yabancı oyuncunun diyor Türk oyuncuya yapmasını ben kaldıramam. Peki Tayfur yapsaydı aynı şeyi doğru diyecekti. Doğru söyledi Türk oyuncu da yapsa dedi hocam. Abi. Hayır. Yapsa ne olacak tepkisi o zaman? Yine aynı olur dedi. Ya ilkinde daha çok tepki koyuyor. Bir yabancı oyuncunun bunu ben yapmasını... Bu takım bir aile demektir. Ya yabancısı da yerlisi almış sözü sonuna kadar yok. Beraber. Tabii burada ama pasaport aile. Yok. Ona o konuyu yani, açıkladı mı hoca? Ya açıklaması ben mi fark etmiyor ama dediği şey ilk önce bak dediği şey ilk önce bu özellikle bir yabancı oyuncunun işte burada bunu yapması doğru değil özellikle falan dedi. Ondan sonra Türk de olsun. Türk oyuncusunu. Yani, ondan sonra Türk oyuncusu da yapsa doğru dedi ama. Yok arkasından dedi doğru. Dedi. Doğru yani. Ama ilk önce dediği şey bu. Sanki Burak Hoca'yı da yabancı düşmanı gibi anlaşılır. Ya yabancı hocam, düşmanı değil ben olayı yumuşatması biliyorum. Gerektiğinden gelerek söylüyorum. Ha burada ne var? Sonuçta şu yapıyor değerlidir diyor bir anda karar alıyorsun. Şimdi takımın menfaatleri mi, kendi menfaatlerim mi, camianın menfaati mi? Şimdi burada bir maç var. Senin elinde stoper manşeli, ben gene oyun açısından konuşuyorum burada. Tabii ki olayda bir problem varsa bunu aile içinde tutup maçtan sonra bir şekilde halletmen lazımdır. Çekersin, maç biter. Çünkü kişiye karşı tarafa bahane vermem lazım. Aa, şimdi bu olaydan dolayı sen 12 dakikada maç ikinci yarı başladı. 12 dakikada 3 tane gol yedin ya. Hocam bir çıkardı onu savunmanın. Tamam işte bak yani. Rozi'ye girerek bütün düzene gitti. Sağ bek yedi bir sağ bek. Sağ ayaklı sol bek. Sol bek. Ersin zaten gitti. Saldım Çayır'a Mevlen Kayır'a ne oynadı? İlk iki gol feci hatası hocam, var Ersin'in. Hocam kim nerede oynadığını bilmeden gitti. Bak Rozi'ye giriyor. Sağ bek sol bek. Bahtiyar'ı sol bek'i sol stoper. Necip orijinal yeri değil orta sahamcısı. Bir anda karıştı. Bak 12 dakikada 3 tane gol yedin. Bu bunun tabii ki mazereti değil. Ama olay şu var. Olayı yatıştırarak girmek vardı. Burada biraz tecrübe. Olayı yatıştırırdın. Oyuncular arasında susardın. O da susar. Sonra sahaya doğru kadroyla çıkarsın. Yoksa ona kızdım. Sen geç buraya. Buna kızdım. Bu geç buraya. Bu benim kararım. Antrenmana çıkacak bu oyuncu bulamazsın. Bu senin kararın. Bu senin kararın ama sonucu Beşiktaş'ı ilgilendiriyor. Tamam.